Şimdi yaprağın düğününde bunu giyeceğim. Nasıl? Ay ben ne giyeceğim Tahsin düğünde? Aman darılma. Sen kızdan daha meraklısın. Bir şey giyiver, ne var? Ay olur mu öyle şey? Herhangi bir düğün değil bu. Oğlanın ailesi çok sosyetikmiş. Bakanlar makanlar geliyormuş. Öyle alalade bir kostümle gidemem şekerim. Allah Allah. Düğünce Fatmacığı kim bilir yahu? Ay Fatmacığım ben mi oluyorum Tahsin? Yenge, Burhan Bey de beni davet etti düğüne. O önce 3 aylık birikmiş aidatını ödesin. Ay şimdi gelecekmiş konuşmaya. Düğünde Serdar ortak çıkacakmış yenge. Böyle fotoğraf çekineceğim yanak yana. Ay ben ne giyeceğim düğünde Tazi? Vallahi bu şartlarda Serdar ortacın beğeneceği bir şey giymek lazım herhalde. Ya şu kıyafete bir şey değil ne olur ya. Ya hepiniz ne kadar mutlusunuz maşallah. Ne giyeceğiz, ne çıkaracağız? Aidat ödendi mi? Efendim Serdar Ortaç'la nasıl fotoğraf çektireceğiz? Bütün olayımız bu ya. Aklı senaryomuş değil mi? Evet Aslı. Keseceğim diyormuş değil mi? Allah korusun ayol. Evet Aslı. Sen de eve gece gizli gizli giriyormuşsun değil mi? Evet Aslı. E ne olacak? Bilmiyorum Aslı. Ne olacak bilmiyorum. Zeynep'i göremediğim gibi şimdi peşimde bir de potansiyel bir seri katil var. Param yok ve muhallebici gölgede 40 derece. Şimdilik olup bitenler bunlar. Ama bundan sonra ne olacak bilmiyorum Aslı. Gaffur bunun peşinde miymiş? Evet dayı. Ayvalığa gitti diyoruz. Bir şey yapacağından değil de Sacit de kaşındı ama. Sen git kafacılık kızıyla arkadaşlık yap. İşte olacağı buydu işte. E ne diyorsunuz? Ay, dur kızım. Ay ben ne giyeceğim düğünde Tahsin? Sandık. Sanduko, sanduka. Sacit kral için mi? Ya ne alakası var Gaffur? O yürüyen bir ölü kanımca. Anladın sen onu. Hayır ya, seçim sandığından bahsediyorum Gaffur. Hemen seçime gidiyoruz. Apartman yöneticiliği seçimine gidiyoruz. Sen ve kalabalık ailen Burhan yazıp seçim sandığının içine atıyorsunuz. Kardeşim benim, dostum, arkadaşım. Bir sakıncası var ama. Ay nedir? Apartmanda kimse yok. Herkes tatilde. Milletin işi var, gücü var. Olsun canım, onların problemi. Allah Allah. Sen niye burada duruyorsun? Birini bekliyorum. Kısmetse tenhada kıstıracağım. Kimi? Sacit Kral diye tabir ettiğimiz iti. Eğer onu bir yakalarsam. Nananana uuuun. Şey be. Ayvalık'ta diye diydin hemen ona. Ayvalık'ta diye diydin mi tabi? Yok. Kanka. O buralarda bir yerde. Burnum koku alıyor bak. Buraya meyilleniyorum bak. Baba baba. Baba. Kokusunu mu diyorsun? Çok ilginç bir karaktersin sen Gaffur. Yani seni tanımak başlı başına bir tecrübeydi bence. Sağ ol kanka. Nasılım? Dediğim gibi ilginç bir karaktersin Gaffur. Seçmen yelpazemde bence bir renksin. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet, seçim için oy sandığını hemen hazırla. Çünkü seçim kampanyasına başlıyoruz. Kampanya. Nereye? Tuvalete. Sebep. Nasıl sebep ya? Bırak oğlum bitsin. Ben de gideyim. Ne olur ne olmaz. Abi bırak yakamı. Sacit Ayvalık'ta zaten. Sacit Ayvalık'ta zaten. Rahmetli Sacit desen, ölüye saygısızlık yapmazsan. Ya ben ne yapacağım böyle ya? Helva yap kanımca. Kızım bunalımlara, depresyonlara girme. 2 gün sonra Amerika'ya gidiyorsun zaten. Unutursun, biter gider. Hayırlısıyla. Bak bakayım oğlum kimmiş? Herhalde imam gelmiştir. Bir bakayım.
Önceden olacakları hissetti mi barik adam? Gideyim kapıyı açayım imana. Saygı Gaffur. Bir delilik yapmasın bu oğlan. Sacit Kral devamlı kaçıymış. Geceleri eve giriymiş. Kız Amerika'ya gidince Gaffur'u da memlekete yollarız. Acık ferahlar. Biraz yukarısı Altınizade'den.